Öncelikle sizi tanıyorum Şazi Hanım. Kendinizden biraz bahseder misiniz? 51 yaşındayım. İsmim Şaziye Sarıkaya. Avusturya'da Innsbruck diye Telfs ilçesinde kalıyorum. 29 yıldır Avusturya'dayım. 4 tane kız çocuğum var. Hepsi de büyüdüler elhamdülillah. İyiler. Çalışıyorum hocam. İyiyim yani. Şu anki durumunuz nasıl? Geldikten sonra nasılsınız? Anlatır mısınız? Sizden öncesi çok gerçekten hiç iyi bir durumda değildim. Mantıklı hiçbir şey çözemiyordum. Düşünemiyordum, yapamıyordum. Bayağı bir kendim bunalımdaydım yani. Ama sizinle tanıştıktan sonra elhamdülillah her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Çok güzel şeyler de oluyor yani gelişmeler. Peki aktüel durum nedir? Nasıl durum şu an? Sizin verdiğiniz planları güzel güzel uygulamaya başladım. Kendime daha bir özgüvenim geldi. İş yerimde başarılı olmaya başladım. Hani her konuda yani çok güzel şeyler oluyor. Mesela en çok şaşırdığınız güzellik nedir? Hayatınıza değişen en güzel şey nedir mesela? Hocam geçen hafta işte ben aslında bunların farkında değildim. Arkadaşla kızımla beraber bir de arkadaşı vardı. Ondan orman gezmeye gittik biz beraber böyle sohbet ediyorduk. Dedi abla sana ne oldu böyle? Dedim ne oldu bana? Dedi sen de ne kullanıyorsun? Hangi ilacı kullanıyorsun? Bana da verir misin? Tavsiye eder misin? Çünkü dedi seni birkaç ay önce gördüğümde dedi yani gördüğümde çok dedi böyle kötüydün dedi yani böyle değildin sen dedi ne olmuş bu enerji bu güzel şeyler dedi kullandığın ilaçlardan bana da verir misin hani belli bir ilaç kullanmıyorum sadece dedi hani kendimi tanıdıktan sonra tanımaya başladıktan sonra daha bakış açılarım değişmeye başladı dil kalıbına çok önem vermeye başladım hani konuştuğum kelimelere falan çok seçici olmaya başladım yani. Ama oldu güzel. Bilmiyorum hocam yani şu anda heyecanlı biraz gerçekten. Bir olay daha oldu. Bana bir tane böyle 14-15 yaşında bir genç kız geldi böyle tam şey çağında bayağı bu da. Böyle sohbet ediyoruz. Ay diyor, teyze ben seni çok sevdim. Neden kızım böyle? Ay sen ne güzel konuşuyorsun böyle. Ne güzel şeyler söylüyorsun böyle diye. Ben diye bundan sonra sana biraz gelebilir miyim diye. Maddi durumum da yani güzelleşiyor bu arada. Yani onları da çözmeye başladım. Ailemde de hani güzel şeyler olmaya başlıyor. Çocuklarımla bayağı bir öncesinde sorunum çoktu. Sorun yaşıyordum. Ama bunlara da artık onlarda da düzelme oluyor. Yavaş yavaş. Evet. En güzel şey kendimi tanımaya başladım. Hani o özgüvenim yerine gelmeye başladı tekrar. Bilmiyorum mantıklı düşünmeye başladım. Hani bir büyük bir olay olduğu zaman ben ona sinirlenip tepki vermiyorum artık. Diyor benim büyük kızım var. Anne diyor sana ne oldu? Senin sinirlerin alındı diyor. Niye hiçbir şeye tepki vermiyor sinirlen? Dedim kızım niye sinirleneyim ki mantıklı düşünmek varken, onu çözmek varken. Neden diyor, ben sinirleneyim ki diyorum. Diyor bana çocuklar şok oluyor. Annem diye bayağı bir çağ atladı herhalde. Evet. Yani böyle güzel şeyler oluyor hocam. Daha önceden programa katılmadan önce nasıldınız? Hocam programa katılmadan önce yani biraz şöyle nasıl desem psikolojik olarak, sağlık olarak, psikolojim öyle şey değil ama sağlık olarak iyi hissetmiyordum kendimi. Mantıklı düşünemiyordum. Hani çocuklarımla bayağı eşimle tartışmalarım çok oluyordu benim. Ama şimdi şükürler olsun gerçekten iyi. Hamdolsun. Da maddi durumumuz da iyi değildi. Çünkü ben çalışmıyordum. İşte işim yoktu. Eşim rahatsızlandıydı o öyle. Ama şimdi şükürler olsun hocam. Her şey yoluna giriyor. Çok güzel, maşallah. Daha önce bir şeyler denediniz herhalde. Düzelmek. Hocam 2019'da bir tane bir aile ve psikolog bir tekrar hocayla tanışmıştım. Ama kitaplarını okudum. Dedim bu bize bana göre değil. Bana göre değil ama sürekli araştırmadaydım. Sürekli böyle araştırıyordum. Acaba ne yapabilirim? Acaba nasıl bir çözüm üretebilirim? Acaba nasıl diye sürekli araştırıyordum. Hocam bu gerçekten Allah
kalpten isteyecek diyorsunuz ya, kalbinden isteyecek. Zaten Hazreti Allah sana nasip etmeyeceği bir şey kalbine düş indirmezmiş. Gerçekten bu doğru. Hep böyle yalvarıyorum. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster, bana bir yol göster. Sürekli. Tesadüf gezerken hocam sizin videonuza denk geldim. Gerçekten. Yani bu 2019'un sonlarına doğru 11. ay 12. ay aralarıydı. Sonra sürekli böyle takip etmeye başladım. Dedim aha bu benim aradığım bu. Yani o adı 3. ay falandı işte Mart'taydı. O arada işte işimiz bu hastalıktan dolayı kapandı iş yerimiz. Ben evdeydim. Sürekli yoğunlaştım. Sizin videolarınıza yoğunlaştım. Bir tane video var. Bu videoyu her zaman diyorum. Çocuklara da diyorum bakın size. Tavukla kartal hikayesi beni çok etkilediydi. Yani o kadar güzeldi ki ne? Yani insan diyor ki o anda dinledikçe ya ben insan kanat takasım geliyor. Neden biz bu zamana kadar hep tavuk gibi yerde gezmişiz? Neden biz? Çünkü yıllarca bize hayır yapamazsın, edemezsin. Gerçekten bu doğru hocam. Çocukluğumuzdan belli yani olan bir şey. Ben hiçbir şey abartmam. Hiçbir şey de olduğu gibi de söylerim hocam. Hani o videoyu izledikten sonra bende bir şeyler olmaya başladı. Çocuklarıma dedim ya çocuklar böyle böyle bir durum var. Ben dedim bu İsa Hoca'nın dedim programına katılmak istiyorum. Ya anne dediler ya. Ortalıkta bir sürü yani dolandırıcı sahte insanlar var. Yok kızım dedim. Benim içim öyle söylemiyor. Benim kalbim öyle söylemiyor dedim. Gerçekten hocam bu. Yani canı gönülden söylüyorum. Dedim ben bunu dedim ne olursa olsun dedim. Ben dedim işe gireyim dedim. İlk işim dedim bu programa katılmak. Sizden bana destek yok dedim ama ben bunu kendim başaracağım dedim. Yani hocam bu arada neredeyse bir yıla yakın yani takip ettim sizi sürekli. Sürekli takip ettim ama. Her videonuzu böyle gece gündüz çalışmıyordum. Sabaha kadar sizin videolarınızı izliyordum. Eşim diyor ki sen kafayı mı yedin? Dedim yok kafayı yemedim. Gayet rahatlamaya başladım. Yani gayet rahatlamaya başladım dedim. Çok güzel bir şey. Ben dedim hayatımda daha böyle bir şeyler duymadım. Güzel konuşma, böyle güzel sohbetler, insanları kendini tanıma şeyi karar verdim. İşimde de böyle bir kat ettikten sonra dedim artık ben bu programa katılacağım. Aniden böyle ben girdim WhatsApp'a yazdım. Programa katılmak istiyorum. Hemen cevap geldi ve ondan beri de gerçekten hocam ilk zamanlar bayağı bir o insan konfor alanından çıkarken bayağı bir bocalıyor, böyle bir strese giriyor, bir sıkıntıya giriyor ya. Gerçekten ben bunları yaşadım. Böyle nasıl biliyor musun? Allah'ım ben bunları nasıl öğreneceğim? Allah'ım ben bunları nasıl yetiştireceğim? İşi nasıl yetiştireceğim? Evi nasıl yapayım? Ben ne yapacağım diye böyle sürekli ama böyle bir, bayağı bir iki ay beynim böyle tuhaf olmaya başlamıştım. Sonra dedim ki Şaziye dedim ne yapıyorsun sen ya dedim. Ne yapıyorsun dedim ya. Ne güzel dedim hocam yollar gösteriyor, teknikler öğretiyor dedim. Sen kendine ne olabilir? Hocamın dedi en son ne olabilir? Arkasında ne var? En son ne olabilir? Ölüm mü var? Niye kendini sıkıntıya sokuyorsun dedim. İş yerinde, evde bu programı öğrenemedin. Dedim hızlı öğrenene kadar ben de yavaş öğrenirim. Ne yapabilirim dedim. Her şeyi yapamıyorsam dedim. Bazı şeyleri yapabiliyorum dedim. Allah'a şükürler olsun. Hocam ondan sonra da kendimi toparlamaya başladım yani. Yani şu anda her şeye yani daha normal, daha pozitif bakmaya başlıyorum. Hani öyle karamsar biri değilim. Artık değilim hocam. Artık değilim sizin sayenizde. Allah sizden razı olsun gerçekten. Şimdi şöyle bir şey söylediniz arada. Dediniz ki bir psikoloğa, aile danışmanına gittim. Ondan destek almaya çalıştım ama bana uymadı. Neye uymadı? Mesela genellikle bunu açık ve net söylemek gerekiyor. Neye uymadı size? Uymuyor hocam. Bu tanıştığım insan tabii ki saygı duyarım. O da çok bir insan ama bizim burada yaşantımızla Türkiye'deki yaşantı aynı olmadığı için o bizim burada ne yaşadığımızı bilmediği için hani bize uymuyor. O bana uymadı yani. Onun için de yani fazla bir şey yapmadım. Devam etmedim. Bıraktım onu.
Onun sonra böyle buradakilerine, o da burada yetişme bir Türk'üdü. O da baktım, o da uymuyor. Çünkü bilmiyorum, buranın kültürüyle büyümüş. Türkiye'nin kültürünü, bizim şeyimizi, örfümüzü, adetimizi bilmiyorum. O kendi de Türk ama bilmiyorum neden öyle. Onu ben iki defa gittim. Çocuğumu götürdüm hatta. Dedim ben buna daha gitmem. Yani boş, ben zamanımı kaybediyorum, paramı kaybediyorum dedim. Ben gitmem ona dedim. Yani benim işime yaramıyor, benim çocuğuma yaramıyor dedim yani. Onun sonra sürekli kendim arayışlar içine girdim. Böyle bizim buranın kültürünü bilen, Türkiye'nin kültürü, iki kültürümüzü bilen, hani dini konumuzda olsun, biz elhamdülillah Müslüman insanlarız. Hani buraya Alman'a gidiyorsun, Alman'ın için senin dinini bilmiyor, kültürünü bilmiyor, örfünü, adetini bilmiyor. O bize uymuyor hocam. Ha, eşinden mi anlaşamıyorsun diyor. Boşa gitsin diyor. Anlaşamıyorsan boşa gitsin diyor. Bunlar için bu kadar kısa yani, net. Net yani, bizim kültürümüzde hemen ufacık bir şeyde, ufacık bir olayda ayrılma diye bir şey yok. Bunu çözüm yoluna gitmek zorundayız. Araştırmak zorundayız. Eğer araştırırsın, olmuyorsa, son haddine geldiyse o zaman boşanırsın. Yani böyle psikoloğa gidiyorsun, o senin bakış açını değiştirmiyor buradakileri. Olmuyorsa olmuyor diye bırak diyor. O yüzden de hocam hiç ondan sonra kimseye gitmedim. Hiçbir şey, sürekli internette araştırmaya bakalım. O da tesadüf size dek geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Çok memnunum hocam. Allah size gerçekten çok razı olsun. Hocam iki kültürü bilmeniz, burada yaşadığınız için ve de Türkiye'de oranın şeyinde bildiğiniz için, buranın şeyinde bizim ne kadar zor durumda olduğumuzu bildiğin için yani bize çok çok faydan oluyor gerçekten. Tabii ki yani sizin hani Türkiye'de de okumuşluğunuz var, oranın kültüründe öğrenmişsiniz, buranın kültüründe burada doğma büyümesiniz. Hani iki tarafı da biliyorsunuz. İnsanlar ne kadar zorlandığını da biliyorsunuz buradakini. Hani burada bizleri sen daha iyi anlıyorsun. Bize daha iyi böyle güzel şeyler söylüyorsun. Nasıl bir hayatımızda yol alacağımızı, kat edeceğimizi, kendimizi nasıl tanıyacağımız, çocuklarımıza nasıl bir annelik veya nasıl bir öğretmen, psikolog gibi ailenin psikoloğu oluyorsun resmen sizi dinleyerek. Programa katıldıktan sonra ilk neler değişti? İlk hocam benim kendim böyle hemen parlayan bir sinirlenen biriydim. Böyle aslında görünüşüm çok sakin dururdu ama aslında öyle değildim. İçimde volkanlar kaynayan birisiyimdir. Aniden sinirleniyordum. Sizin programına katıldıktan sonra o bende kalmadı hocam. O bende kalmadı. Gerçekten. Yani nasıl desem, ben yıllardır ayaklarım gerçekten çok üşüyor. Ellerim, ayaklarım. Yıllardır ben bunun gitmediğim doktorlar kalmadı. Araştırmadığım kalmadı. Bir türlü ısınmıyordu. Sizin programdan sonra hamdolsun hocam. Hamdolsun o da kesildi. Yani herkese tavsiye ederim yani. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor. İlk ayak bağlarını buluyorsun, araştırıyorsun. Yani onları buluyorsun. Nerede hata yaptım, nerede düzeltebilirim? Ayak bağlarım ne? Onları öğreniyorsun. Beynindeki kilitler mesela. Evet hocam, beynindeki kilitler. Onları açmaya çalışıyorsun. Yani yavaş yavaş buluyorsun hocam her şeyi. Yerine oturmaya başlıyor yani. Sürekli dinledikçe, araştırdıkça, böyle mantıklı bir şekilde düşündükçe yani gerçekten her şeyi çözmeye başlıyorsun. Hayatı daha güzel, böyle daha bir geniş pencereden bakıyorsun hocam. Şöyle diyebilir miyiz? Programa katıldıktan sonra bolluk, bereket arttı mı? Ne oldu? Elhamdülillah hocam. Bolluğum, bereketim de artmaya başladı. Sürekli bana ekstralar, böyle işler de gelmeye başladı. Bolluk, bereket de elhamdülillah artmaya başladı hocam. Yani beklemediğiniz yerlerden kapılar mı açıldı? Aynen öyle oldu hocam. Aynen, beklemediğim yerden kapılar açılıyor. Sizden önce işi hiç sevmiyordum. Her gün Allah'ım ben bu işe nasıl gideceğim? Ben bunu nasıl yapacağım diye. Ama şu anda hamdolsun hocam, günden güne işimi sevmeye başladım yani. Severek de yapıyorum artık. Çok güzel.
Zaten severek yaparsanız da kolay oluyor, öyle mi? Aynen öyle hocam. Yani hiçbir iş zor olmuyor o zaman. Evet. Hiçbir iş. Onu sevmen lazım. Hani daha çok böyle kendime zaman ayırmaya başladım. Kendime zaman ayırmaya başladım. Bugün mesela planımda yürüyüşe gitmek vardı. İşten geldim. Dedim yani ibadetimi yaparım. Ondan sonra yürüyüşümü yaparım. Ayşem biraz dinlenirim. Böyle yapacaktım hocam. Yani bugün planım oydu. Bu videoda sürpriz oldu, öyle mi? Evet hocam. Yani sürpriz oldu. Bugün sizinle canlı görüşmek sürpriz oldu. Hatta planımın içinde İsa hocamın kitabını tekrarlamak, okumak var. Ben bir şey hani bir kere okumam hocam. Ben onu var ya buraya kaydedene kadar okumaya yapmaya çalışırım. Hani bir iki defa da anlamam onu. Sürekli okudukça daha iyi mantıklı, daha iyi güzel anlamaya başlıyorum. Daha güzel kavrayayım. Bir videoyu mesela 4-5 defa okudu, böyle dinlediğim oluyor. Programa katılmadan önce hayatınız biraz daha belirsizdi değil mi? Önünüzü göremiyordunuz. Aa hocam gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten önüm yani o kadar karanlık bir kuyu gibiydi ya. Gerçekten. Böyle ne yapacağımı bilmiyordum, nasıl bir yol alacağımı bilmiyordum. Böyle bir karanlıklar içindeydim yani. Ne bir hedef, ne bir şey, boştum yani, boş. Hiçbir amacım yoktu yani gerçekten. Ama şimdi hamdolsun hocam. Şimdi bir hedefim var. Bir hayata karşı bir ayrı bakış açım var. İnsanlara karşı olsun, kendime karşı olsun. En önemlisi de kendime. Karar vermekte bazı şeylerde çok zorlanıyordum ama şimdi daha netim. Hani bir şey olacaksa oluyor. Olacak, olmayacaksa olmuyor. O kadar. Kısa ve net. Biraz direksiyonu elime aldım yani. Direksiyon şu anda benim elimde. Tabii ki insan önce bir kendine özgüvenini kazandıktan sonra hani gerçekten daha mantıklı, daha şey, daha böyle bir disiplin oluyor. Hani ben şunu yapacağım diyorsun, onu kafaya ve onu not alıyorsun ve o günü onu muhakkak yapmalıyım. Not aldığım günü muhakkak onu yapmam lazım. Hani bir şey karar verildiyse olacak. Yani bu ben sizin programınızdan sonra bunlar bana oldu yani. Bu değişiklikler oldu hocam. Eskiden öyle değildi hocam. Yapsam mıydı yapmasam? Olur mu olmaz mı? Acaba ne söyler? Eşim ne söyler? Nasıl bir tepki alırım? Nasıl şöyle bir şey olur? Hani hep bunlar bir soru işareti vardı. Hep böyle bir böyle dalgalanıyordum. Ama şimdi öyle değilim. Şimdi gayet netim yani. Daha net düşünüyorsunuz. Daha keskin düşünüyorsunuz. Evet. Aldığınız kararları yerine getirebiliyorsunuz. İradeniz güçlü. Önünüzü görebiliyorsunuz. Evet hocam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu da sizin sayenizde oldu ya. Şükürler olsun hocam sizi tanıdığıma. Gerçekten çok memnunum. Şu dünyada 8 milyar insan sizi dinliyor. Bu insanları harekete geçirmek için ne derdiniz, ne tavsiye edersiniz? Vallahi hocam onlara kartal olmayı tavsiye ederdim. Gerçekten kendilerini tanımalarını isterim. O beyindeki o kilitlerini açmalarını isterim, tanımalarını isterim. Hayata daha güzel, daha bir genişçe pencereden bakmalar, ayaklarının üstünde daha güzel basma durmalarını, hani sağlık konusunda her konuda hocam, her konuda. Aile konusunda, maddiyet konusunda, çocuklarının yani kendi için yani gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Ben çok memnunum. Ben sizi tanıdıktan sonra dedim işte bu. İşte bu dedim yani. Gerçekten hocam. Eyvallah. Bir hastalık var. İsmini söylemek istemediğim bir hastalık var. Ne koku alıyor ne tat alıyor o hastalığa düşenler. Hı hı. Programa katılmadan önce de öyle miydi? Tat yoktu, koku yoktu. Hiç... Yok hocam. Hiçbiri yoktu. Gerçekten ne tat alabiliyordun, ne koku alabiliyordun. Hani nasıl desem biliyorum. İnsan ruh gibi yaşıyorduk işte. Ruh gibi. Yani ot geldik, sap bitmeye başladıydık artık. Evet. Ama şükürler olsun bu programdan sonra tekrar yeşermeye başladık. Çok güzel bir feedback oldu. Yaşamış bir insan olarak aslında gösterdiniz, anlattınız. Evet hocam, gerçekten bunlar var ya, hepsi gerçekten olan şeyler. Olmayan bir şey ben zaten...
zaten söylemem. Hani ben de bu olmayan bir şeyi ben sana söyleyemem ki. Yani bunları yaşadığım şeyleri söylüyorum. Gerçek. Yaşadığım değişimleri, böyle şeyleri. Hani arkadaşım biri beni telefon açtı, çok bunalmış. Ben seninle bir görüşebilirim, psikolog. Ben de dedim, ben bir tane bir burada bir psikolog var ama ben ona iki defa gittim, asla tavsiye etmem dedim. Biraz onunla böyle sohbet ederken, kız dedi sende ne bilgiler varmış dedi. Ben de seninle gelip bir görüşmem lazım dedi. Ben de dedim buyur gel. Yani buyur gel bir çay mı kahve mi içersin, sohbet ederiz gidersin. Yani böyle gerçekten hocam var ya, dil kalıbı, insanın var ya şurası çok önemliymiş. Evet. Yani dil kalıbı, dilin, hani Peygamber Efendimiz de demiş ya, önce şuna sahip olacaksın, diline sahip olacaksın. Buradan ne çıktığına çok dikkat edeceksin diye. Bu çok önemli. Çok güzel. Hocam bir sözün çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten onu hatta sürekli not aldım. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Sen kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Yani o kadar manalar, o kadar şeyin altında şeyler yatıyor ki o cümlenin. Yani insan bilmiyorum yani ben çok çok mutluyum. Bu video inşallah insanların kendilerini tanımalarına vesile olur. Ömürlerini ziyan etmemeleri için, hayatlarını israf etmemeleri için, çocuklarına, ailelerine iyilik yapmaları için aslında kendilerine yatırım, çocuklarına yatırım, eşine yatırım, ailelerine yatırım olacak. Uyanmalarına vesile olması için bu videoyu yaptık. Bu videoda inşallah insanların gönüllerine dokunuruz. Bizim programa katılmaları için yapmaları gereken şey ne? Her videoda söylüyoruz aslında. Ne yapmaları lazım? Kendilerine değer vermeleri lazım. Kendilerine yatırım yapmaları lazım. Bu insanın kendine yatırımı daha bir başka. Hani onu zaten gözün görmüyor ki. O çok güzel bir yatırım. Ölene kadar o yatırım. Ölene kadar yatırım ve öldükten sonra da yatırım yapıyorsun. Hocam bu yatırım yani bu dünya değil öbür dünyana da yatırım yapıyorsun. O kadar bize şeyler öğreniyorsun ki. Bu programa katıldık ama öbür dünyamıza da yatırım yapıyorsun. Sizin videonuzun altında her zaman bir link var. Oraya girecekler, formları dolduracaklar, size gönderecekler. Bu kadar. Bu kadar hocam. Hepsi bir iki parmağa bakıyor. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bana zaman ayırdığınız için ve böyle güzel şeyler yaşadığım için. Yani biz gerçekten yani Allah sizi eşinle, çocuklarınla sağlıklı, huzurlu, uzun, güzel ömürler versin. Allah razı olsun. Aynısını size de ben diliyorum. Bin mukabele çok teşekkürler. Herkese kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı günler.